Hafta içi her gün TRT1'de ekrana gelen İncir Ağacı dizisinin oyuncularından Gülnur Adıgüzel bir de bugüne konuk oluyor. Sevilen dizinin setinde bir araya geldiğimiz başarılı oyuncuyu gelin yakından tanıyalım. O zaman sahneye geçebiliriz. Gülnur Adıgüzel bundan 9 yıl öncesine kadar Adana'da ailesiyle yaşayan biriydi. 2011 senesinde İstanbul'a yerleştim. Önce kuzenimle yaşamaya başladım, sonra kendi evime çıktım. Bazı arkadaşların vesilesiyle de oyunculuğa burada başlamış oldum. Birçok reklam projelerim, dizi projelerim oldu. Aynı zamanda sinema projelerinde yer aldım. Kimse yaşıma çok fazla inanmıyor ama 41 yaşındayım. Böyle hani çok fazla sosyal hayatım yok aslında. Evden işe, işten eve, kedilerimle ve kuşlarımla gayet güzel bir hayatım var. Adıgüzel, oyunculuk macerasına reklam filmleriyle başlamış. Şimdi bu kızın babası bizim Yakup'un uzaktan arkadaşıymış. Bu kızın babası da bir yara mafsa düşmüş. Kız Orhan'la da orada tanışmışlar zaten işte. Sen burada mısın? Geleceğim abi. Oyunculuğa reklamla başladım ben. Yani İstanbul'da reklamlarla başladım. Uzunca bir süre reklam projelerinde yer aldım. Dizi çok fazla hayatımda yoktu. Sonrasında da ajansın tavsiyesiyle diziye başladım. İlk projem de Ustura Kemal diye bir projeydi. Orada evde hizmetçi ve her şeyi çözmeye çalışan bir hizmetçi rolüydü. Sonrasında Seddül Bahir projesinde yer aldım. Seddül Bahir 32 Saat. Çok güzel bir diziydi, çok güzel bir projeydi. Çok uzun bir dönem çekim süreciydi. İncir Ağacı dizisine bir yakınım sayesinde dahil oldum. İlk etapta olumsuz karşılandım aslında. Bir bakarız, sonrasında bir işte yeni birileri girerse alırız falan diye söylendi. Sonrasında dizinin kast direktörü, enerjin o kadar güzel ki hani seni dizide görmek istiyoruz aslında dedi. Ben inanılmaz tabii mutlu oldum. Çünkü hem 70'lerde geçen bir olay hem de diziye girmeyi çok istiyordum. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Bir daha. Mahallenin renkli simalarından olan Sevim'in Neriman'la yıldızı bir türlü barışmıyor. Gül gibi kıza iftira atmaya. Aynı günahına girmedi aynı. Utanmıyor musun bu gül gibi kıza iftira atmaya? Biraz kız geldi. Tamam bu olur. Bu. Evet hazır. Evet. Fatih. Biz Andra gerideyiz. Buyurun. Gir geldi abi. Tamam, gerideyiz. Aa, üstüme eğilik sağlık. Benim bir şeyden haberim yok. A komşular, siz söyleyin. Ağzımı açıp da tek kelime ettim mi size? Ben de herkesle bir duydum. Hem Neriman karakteri tarafından hem İsmet karakteri tarafından çok fazla sevilen biri değilim. Ama mahallede dedikoducu olduğum için diğer arkadaşlar tarafından seviliyorum. Çünkü neden? Bütün haberler Sevim'de. Ne olsa Sevim'e geliyor. Neriman'la maalesef oyun içerisinde hiçbir şekilde anlaşamıyoruz. Benim arkamdan çok fazla konuşuyor. Ah Sevim'in diline düşmeyelim vesaire. Sevim her şeyi bildiğinden dolayı herkes aslında Sevim'le iç içe olmak istiyor. Hiçbir şekilde Sevim'in diline de dolanmak istemiyorlar. Kötü bir şey olduğu zaman işte dedikodu patlayacak şimdi deyip bunu anında insanlara yayan birisi. O yüzden maalesef tüm dedikodular sadece Neriman tarafında gerçekleştiği için ve diğer taraflar da, diğer komşular da Sevim'e bulaşmak istemediği için herkes hem Sevim'den haber alıyor, hem Sevim'le çok iyi geçiniyorlar. İlişkilerimiz çok iyi. Kamera. 3, 2, 1. Gündür çok önemli. Kayıtta. Oyun. Kestik. Pardon. Şu. Gülnur Adıgüzel, 70'li yılların sıcak ve samimi bir atmosfere sahip olduğunu ifade ediyor.
her şey daha güzel, daha samimi. Hani o kavgalar bile daha içtendi. Hani evet kavga ediyorlardı ama iki gün sonrasında yine çok ciddi bir şekilde anlaşıyorlardı. Mahalle içi anlaşma şekli, ne bileyim komşuların birbirine yönelme şekli çok güzel olduğunu söylerlerdi. Ki 80'lerde de aynı şekildeydi. Hani benim olduğum dönemlerde. Gerçekten her şey çok güzel, çok samimi, mahalleli, birbiriyle daha sıcak, daha güzel sohbetler yapılıyordu. Şu andaki gibi değildi kesinlikle. O yüzden bu projenin önemi benim için çok çok büyük. Allah seni kahretmesin. Hakkının çay bahçesi mi sandın burayı? Ne yapayım abla ya? Şarkımız yarim yarim eski bir anışım. Başarılı oyuncuyu dizide en çok etkileyen sahne ise bakın hangisiymiş? Dizide beni en çok etkileyen sahne Belgin'in ölümüydü. Çünkü hiç beklemediğimiz bir şeydi. Hem ben hem de tüm mahalleli olarak zaten artık Orhan'la Mutlu bir yuva kuracaklar diye bekliyorduk. Sevda, yani Suzan aradan tamamen çekilecek ve onlar artık karışmayacak diye beklerken birdenbire böyle bir ölüm gerçekleşti. Hepimiz şok ve yani mesela sete geldiğim zamanlarda da bazen hala düşünürüm sanki gerçekten gitmiş gibi. Hani ciddi anlamda etkiledi bu beni. Sevda değil, Suzan. Polis çağırın çabuk, bir şey yapın. Artık çok geç Orhan. Belgin? Belgin! 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 Adı güzel, dizide büyük sürprizlerin yaşanacağını ifade ediyor. Ne yaptın sen? Orhan! Gel. Bırak şunu! Bırak diyorum sana! Suzan bıraksana! Seyirciye çok büyük sürprizler bekliyor. Çok yakında çok büyük değişiklikler olacak. Yeni yeni karakterlerimiz girecek. Yeni heyecanlarımız olacak. Sevim daha fazla ortalığı karıştırmak için uğraşacak. Haberlerin ardı arkası kesilmeyecek Sevim'de. Tabii biraz da bir başka arkadaşımla setten dedikodu olayının dozunu biraz arttıracağız gibi geliyor. İnsanları biraz rahatsız edeceğiz, daha da fazla rahatsız edeceğiz gibi geliyor. Çok yakında çok büyük değişiklikler olacak. Heyecanla bekleyin diyorum. Keyifli söyleşimizi noktalarken başarılı oyuncu son olarak siz TRT1 izleyicilerine sesleniyor. Bizi izlemeye devam edin diyorum. Sizleri çok seviyoruz. Sizden aldığımız enerjiyle burada çalışıyoruz ve o enerjiyi size yansıtmaya çalışıyoruz ve gerçekten bunu istiyoruz. Umarım da yapıyoruzdur, bu enerjiyi size yansıtabiliyoruzdur. Tekrar söylüyorum, takipte kalın, bizi izlemeye devam edin. İncir Ağacı yeni bölümleriyle hafta içi her gün TRT 1'de.